Arkadaşlar merhaba, ben Rüştü Hoca. Cumhuriyet romanına geçtik artık. Şiirini her şeyle konuştuk ama içinizi rahatlatacak şeyleri tekrar edelim arkadaşlar. Şiir grubundaki isimlerin çok da özelliklerine bakmanıza gerek yok. Küçük bir yazar eserle onu bir videoda ben halledeceğim, içiniz rahat olsun. Tabii ki anlatmak durumundayız. Soruyu biz yazmıyoruz nihayetinde. Tutar özelliğini sorar, sıkıntı olmasın. Her şeyini anlatacağız tabii, her şeyini, ama dediğim gibi sınav odaklı nokta atışları, şu konular bitsin başlatacağız inşallah. Evet, haydi uzattın hocam. Cumhuriyet romanını anlat, bize öğrenelim artık, tekrar edelim. Ne dedik? TBMM olarak şifrelemiştik. Akrostişimiz buydu. Hatırlayacaksınız. Toplumcu gerçekçiler, bireyin dünyasını esas alanlar, modernizmi ve postmodernizmi esas alanlar ve milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdürenler. Cumhuriyet romanındaki isimlerden de dediğim gibi arkadaşlar çok sınırlı isimler var. Sorulabilecek, onların da genel özellikleri gelebilir. Bireyin iç dünyasını esas alanları seçtim. Kitabımdaki sırayla gittim açıkçası. Nasıl gittiğimizin, nasıl başladığımızın çok önemi yok. İçimiz rahat olsun. Burada tabloyu nasıl böyle aşağı kaydırmışım ya, değil mi? Şurada acayip bir boşluk olmuş. Ona saygı duyacağız. Ama gelin, saygı duyacağımız daha büyük isimler var, onlara gidelim. Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar. Biliyorsunuz Saf Şiir'de ismi geçiyordu ama işlememiştik orada. Burada anlayacağız demiştim. Burada her şeyle konuşacağız inşallah. Samiha Ayverdi, Tarık Buğra, Abdülhakşin Asihisar ve Mustafa Kutlu. Pastam diye ben bunu akrostiş olarak aktarmıştım arkadaşlar. Akrostişimiz burada pastamdı. Bütün isimlerde biliyorsunuz akrostiş var aslında. Evet, isterseniz hemen içlerinden biriyle başlayalım. Samiha Ayverdi diyelim arkadaşlar. Gelin her şeyle konuşalım. Sorulursa %100 sorulacak eserinin üzerinde duralım hemen. Samiha Ayverdi. Tarih, din, tasavvuf adına ne varsa Samiha Ayverdi'de görmeniz mümkün. Bunları bir araya getirmek zordur, onu söyleyeyim. Yani hem böyle tarihten bahsetmek, hem tasavvufla ilgilenmek, aynı zamanda dini anlamda birçok bilgiye sahip olmak. Yani çok yönlü ve çok sağlam bir isimden bahsediyoruz aslında. Geçmiş ve şimdi ikilemini çok sık göreceksiniz. İkilenmeyince aklınıza biraz şey gelmeli, Ziya Paşa gelmeli değil mi, Tanzimat döneminde? Böyle bir eski yeni ikilem, bir divan edebiyatını övme, bir halk edebiyatını övme, ikilem deyince Tanzimat birinci dönem aklınıza gelsin mutlaka. Haydi konuyu bölme hocam. Samiha Ayverdi geçmiş ve şimdi ikilemini fazlasıyla eserlerinde yansıtacak ve tabii ki dönem gereği, bağlı olduğu grup gereği kişilerin üç dünyasını yansıtmakta da ön plana çıkan isimlerden. Samiha Ayverdi'ne sorulursa iki tane eseri var. Sorulması ihtimali olan Mesih Paşa İmamı ve İbrahim Efendi Konağı. İkisinden birinin ben sorulacağına İnanıyorum Samiha Ayverdi'ye bir yıldız koyayım, sonra gelince hatırlatırsınız bu yıldızı bana. Aman dikkat, tekrar ediyorum. Mesih Paşa İmamı ve İbrahim Efendi Konağı'ndan birinin sorulma ihtimali çok yüksek, bir yazar eser noktasında da karşımıza gelebilir, onu da söyleyelim. Evet, Peyami Safa'dayız arkadaşlar. Ne yapacağız? Takma adını söyleyeceğiz. Yazarlarımız birçok takma ad kullanmışlar. Dönemin durumu gereği tabii kendilerini gizlemişler biraz. Server Bedi takma adıyla arkadaşlar, biliyorsunuz Cingöz Necai serisini yazıyor. Server Bedi takma adını daha çok Peyami Safa'nın ekonomik kaygılarla yazdığı eserlerde kullandığını görüyoruz. Evet, ticari kaygılarla yazdığı eserlerinde arkadaşlar çok fazla Server Bedi lakabını, takma adını tercih etmiş. Bu güzel. Doğu Batı çatışması, eyvallah. Peyami Safa'da zaten olmazsa olmazlar arasındadır. Mutlaka eserlerinde bir Fatih Harbiye ikilemini görürsünüz değil mi? Ahlaki çöküntü de çok sık işlediği temalar arasında. 20. asır gazetesi var çıkardığı. Psikolojik tahliller, ruhsal çözümlemeler ön plana çıkacak ve mistik bir yönünün olduğunu da söylemekte fayda var Peyami Safa'nın. Eserlerini isterseniz şöyle bir analım arkadaşlar. Birçok türde eser yazmış. Romanlarına baktığımız zaman Şimşek, Mahşer, 9. Hariciye Koğuşu, Sözde Kızlar, Fatih Harbiye, Yalnızız, Matmazel Noralya'nın Koltuğu, Bir Tereddüdün Romanı, Canan, Biz İnsanlar, hepsi okunması gereken eserler açıkçası. Tabi bunlar içerisinde Fatih Harbiye, 9. Hariciye Koğuşu değil mi? Doğu Batı çatışmasının işlemesi, işte ne bileyim otobiyografik görüntüler barındırması açısından bu eserler önemli. Öykülerine baktığınız zamansa Karanlıklar Kralı cebinizde kalsın. Bir de Peyami Safa'nın Gün Doğuyor adında oyunu olduğunu da vurgulamakta fayda var. Geldik Tarık Buğra'ya hocam. Haydi toparlan hocam. Ne diyor Tarık Buğra? Her şeyden önce bize diyor ki ben sıradan insanları, yani hocam seni anlatırım diyor. Seni senden benden bahsediyor aslında eserlerinde. Roman, tiyatro, öykü, fıkra gibi birçok türde yazmış. Bu çok önemli. Yazarlarımız çok eser veriyorlar, eyvallah, kabul ediyoruz. Ama aynı zamanda çok yönlülerdi. Akümülatörlü Radyo adında bir oyunu var arkadaşlar. Yani radyo oyunu, akümülatörlü radyo. İfade olarak biraz bana... garip geldiği için buraya aktarmak istedim. Yarınların romanı ilk eseri biliyorsunuz edebiyat dünyasına girdiği eseridir. Ve gözlem gücü oldukça yüksek. Gözlem gücü yüksek deyince benim aklıma hep Reşat Nuri Güntekin gelir.
Nedendir? Nedeni şudur tabii ki, kendisi öğretmen. Anadolu'yu çok yakından tanıdığı için çok güzel anlatıyor Reşat Nuri. Gözlem gücü çok yüksek. Tarık Buray'ı da belki böyle ikinci sıraya falan koyabiliriz. Çok önemli isim. Romanlarına baktığımız zaman Küçük Ağa, Osmancık, Küçük Ağa Ankara'da, Firavun imanı dursun, İbiş'in rüyası kalsın cepte, Yağmur beklerken, Siyah Kehribar dursun dönemeçte. Yani bu yuvarlak içine aldım. 2-3 eser sorulma ihtimali en yüksek eserler. Çünkü Küçük Ağa'yı kime sorsan bir Tarık Buğra der ya. Yani demese de bir Tarık der, ne bileyim Buğra der, bir şey der yani. İlla ki burayı bilir. Osmancık da öyledir. Soruyu yazan adam bunu biliyor. Yani böyle bedavadan bir soru verecekse sorar tabii ki, neden sormasın. Ama görmüyoruz çok o tarz sorular. Doğal olarak sanki bu Firavun imanı, İbiş'in rüyası, Siyah Kehribar falan sağlam gibi arkadaşlar, lütfen dikkat. Öykülerine baktığımız zamansa oğlumuz, Yarın diye bir şey yoktur adında çok önemli öyküleri var. İkisi de sorulabilir ama Yarın diye bir şey yoktur çok daha değerli gibi. Gelme ihtimali biraz daha yüksek gibi. Evet, geldik edebiyatımızın temel taşlarından, en önemli isimlerinden biri olan, ilk ona çok rahat girecek olan Ahmet Hamdi Tanpınar'dan bahsedeceğiz. Ahmet Hamdi Tanpınar'la ilgili yeryüzünde yazılmış ve yazılacak bütün soruları şu 3 kelimeyle çözebilirsiniz. %100. Rüya, bilinçaltı, zaman. Soru da mutlaka şiirinde, sorusunda illaki bir zaman geçer. İllaki bir yerde bir bilinçaltı vardır, soyutluk vardır, rüya vardır kesin. Bu %100. Cepte. Onda sembolizmden izler göreceğiz çünkü kendisi öz şiirin, saf şiirin önemli temsilcileri arasında. Ne demiş bize? Şiirde sustuğum şeyleri roman ve hikayede anlatırım diyor. Güzel. Yani orada her şeyi söyleyemiyorum. Bir kısmını anlatıyorum. Anlatamadıklarımı da roman ve hikayede düz yazıda anlatıyorum diyor. Biz de saygı duyuyoruz. Musiki onun için çok önemli. Ahenk onun için çok önemli. Bakın sembolizm, musiki ve ahenk zaten saf şiirin önemli anahtar kelimeleriydi. His çok önemli. 19. asır Türk Edebiyatı tarihi. Yani bu eseri anlamak gerçekten büyük bir kafa istiyor. Yani saatlerce okuduğumu biliyorum. 19. asır Türk Edebiyatı tarihini, hatta çalıştığımı tabii ki biliyorum satır satır. Ama yani yanına sözlük almayıp da anlayana helal olsun demek lazım. Gerçekten oldukça ama ciddi anlamda ağır bir dil kullanmış. 19. asır Türk Edebiyatı tarihinde. Bismillah yani, ciddi zor. Eserlerine baktığımız zaman huzur, saatleri ayarlama enstitüsü. Mesela sahnenin dışındakiler. Şimdi bunu yoldan geçen adama dersen bu ne diyorsun hocam der. Ama yoldan geçen adama saatleri ayarlama enstitüsü dersen Ahmet Hamdi Tanpınar'ı çatla pat söyler, bir şeyler söyler. Bazıları tanıdık. Mesela Mahur Beste de öyledir. Sorulmaya müsaittir. Aydaki kadın, aynadaki kadın diye de geçiyor. İkisini de kullanmışlar, haberiniz olsun. Abdullah Efendi'nin rüyaları ve deneme noktasında 5 şehir var tabii ki. İkeba diye şifrelediğim arkadaşlar hatırlayacaksınız. Yaşadığım gibi diyor bir de. Bu adlı eserler cepte ama bence 5 şehir burada, yani sorma ihtimali yüksek olanlar arasında. ÖSYM çok seviyor 5 şehri. Hemen hemen 2-3 senede bir soruyor. Sormuş, tekrar edebilir. Gelebilir buradan güzel bir soru ama ben roman sorulursa sahnenin dışındakiler, Mahur Beste gibi eserlerinin sorulabileceğini düşünüyorum. Ahmet Hamdi Tanpınar'la ilgili. Dediğim gibi soyut şeyleri Ahmet Hamdi'ye atabilirsiniz. Abdülhak Şinasi Hisar'dayız. Bakalım bu vatandaşımız neler yapmış. Tabii ki geçmiş, özlem ve tasvir üçlüsü Abdülhak Şinasi Hisar'ı çok iyi tanımlayan ifadelerden. Evet, bazı isimler var ki böyle çok arada derede kalmış. Abdülhak Şinasi de onlardan. Bazı isimler de çok gündeme gelmiş. Ahmet Hamdi Tanpınar daha doğrusu onlardan. Şimdi arada derede kalanları özellik bazında sormazlar. Yani Abdülhak Şinasi Hisar'ı özellikle sorma ihtimalleri yok, sıfır. Ama Fahim Bey ve biz gelir mesela, bu eserle sorarlar. Ya da Boğaziçi eserleri, onun biliyorsunuz. Boğaziçi mehtapları, Boğaziçi yalıları. Buradan yola çıkabilirsiniz. Yani çok gündeme gelen isimlerin genel özellikleri, arada kalan isimlerin ise yazar eserle nokta atışla sorulma ihtimali çok yüksek, haberiniz olan. Mustafa Kutlu aslında ikisini de barındırıyor değil mi? Hem gündeme gelen bir isim, yani önemli bir isim sorulma ihtimali yüksek. Hem de bir yandan önemli eserleri var. İç konuşma ve diyalog fazlasıyla Mustafa Kutlu'da karşımıza gelecek. Çünkü bu adam öykücü ya, hikayeci. O yüzden diyaloğa çok fazla yer verecek illaki. İç konuşmaya da yer vermesi, iç monolog önemli. İnsanın üç dünyasını ele alma, evet dönemi gereği zaten o anlayışı savunuyorlardı. Uzun hikaye, ortadaki adam, gönül işi, yokuşu akan sular önemli eserler içerisinde. Çocuk kitabı da yazmış, Yıldız Tozu adında. Süper. Mustafa Kutlu ile birlikte arkadaşlar bireyin iç dünyasını esas alanları bitirdik. Buradan soru gelebilir arkadaşlar. Yani bu sorudan, bu videoda daha doğrusu artı bir net yatıyor olabilir. Ben ya açık söylemek gerekirse Peyami Safa'dan yanayım. Böyle içime bir Peyami Safa sanki böyle 2021'de sorulacakmış gibi geliyor. Şimşek'le, Mahşer'le bilemeyiz yani. 9. Arca Koğuşu'na falan çok önemli eserler ama çok tipik bir eserle sorulmayabilir. Ama Peyami Safa gelecek gibi. Bakalım hayırlısı, neyi sorarlar bilemeyiz ama tahminlerimiz tabii ki olacak. Peki bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman.